Bismillahirrahmanirrahim. Evet, başlamadan her şeyi kontrol edelim. Benim görüntüm kayıt tamam. Oyun video kayıt tamam. Ses kaydında da bir sıkıntı yok. Hadi bakalım. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Yakut Paşa. Yine oyun videoma hoş geldiniz. Evet, gördüğünüz gibi Oxygen Not Included oyun serimiz kaldığı yerden güzel bir şekilde ve en zor seviyede devam ediyor. Bu Allah izin verirse 21. bölüm olacak bu güzel oyun serimizde inşallah. Evet, balçık toprağında kirli oksijeni yedik arkadaşlar. Güzel bir şekilde bitirdik. Aynı meselede her belgede arkadaşlar bu üzerinde çalışıyoruz. Sonuçta kirli oksijenin yalınmamasını, temiz oksijenin sağlanması için. Biraz etkinleştirelim. Evet. Temiz oksijen çekiyoruz. Mikrop kayboluyor bir zaman sonra çok şükür. Geri kalan da arkadaşlar. Evet, burada böyle bir sıkıntımız oluşuyor ama ben bunu sıkıntı olarak görmüyorum. Bazıları için iyi, bazıları için kötü ayrı bir konu. Ne hastası oldu? Alerjik tepki veriyor. Aa, çiçeklere karşı yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok maalesef. Evet. Oksijen dışarı çıkıyor. Mikrop da mı öyle oksijenle beraber? Güzel. Oksijen kalmadı gibi devre dışı bırakalım. Gerek yoktur. Teşekkürler. Birininki 81'e kadar çıktı. Bu alerjik tepki yüzünden biraz da. Aa, bunu etkinleştirmeyi unuttum. Etkinleştirin. Bakalım bakayım. Şimdi son dönüşteki dekor eksi 4'e kadar düşüyor. Güzel düşüyor. Ama maalesef eksi de kalıyor. Bunun daha çok çoğalması lazım. Evet. Şimdi artık gıda sonu yok. İnanılmaz burada et oluştu. Evet, iyi bir arkadaşa gıda var elimizde. Biz bunu değerlendirerek şöyle bir zahmet. Durum iyi, güzel. Burada ne var lan? Taş yeşillik var, ilginç, evet. Güzel, bunlar arkadaşa iyi iş görüyor. Sıkışık bunlar bir kısmı. Sıkıntı değil, olabilir. Aslında yumurtaları toplayıp bir yerde açılmasını sağlasak nasıl olur diye düşünüyorum. Kötü olmaz aslında bu fikir. Bilemedim ama şu anda. Bakacağız. İleri dönük düşünürüz bir şeyler. Şimdi burayı güzel bir şekilde bir planlamaya başlıyorum. Cin değil mi bu? Düzelmesi gereken. Evet arkadaşlar, bir ara vermek zorundayım. Birazdan karşınızdayım. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hadi bakalım. Hiçbir sıkıntı yok değil mi kayıtta? Güzel. Bunu başka bir yere alsak mantıklı olacak. Büyük ihtimal. Evet. Şöyle şuraya alalım bunu. İnşa demedim. Bir de buraya bir yere. Bunun yeri de değişmesi lazım. Şuraya alalım. Evet. Nefes alamadım birden ya. Altladığımız bir şey yok. Her şey normal bir şekilde inşa ediliyor. Güzel, bir sıkıntımız yok çok şükür. Ha, buna gitti, temizledi. İyi, kurtulduk orada mikroplardan. Güzel. Bir zahmet. İnşa ediliyor. Onlar niye inşa ediliyor ilk önce anlamadım. Sıkıntı inşa edilsin. Evet. Ne oldu burada? Aa, mikrop gitti lan burada. Güzel. Güzel. Merak ettim, bir şey daha var. Şimdi burada ne tür mikroplar var? Çünkü kirli su ileride buraya gelecek. Demek ki farklı bir mikrop yok. Evet, sıkıntı yok. Güzel.
Güzel güzel. Koku giderici Kindokşin'i burada yiyor. Dezenfekte edildi bu. Buradaki mikroptan istediğim gibi azalmıyor. Büyük ihtimal buradaki sıkıntı fazla oksijen bulunması galiba. Etkinleştirelim bir zahmet şunu. İyi, inanılmaz yemek bir türetirdi burada. Bu çok güzel. Şunun mümkünse sayısını da yükseltelim. İki tane inşa edelim bakalım. Gördüğünüz gibi bir su da azalma yok, sıkıntı yok. Burayı içeri inşa etsem şunu arkadaşlar bize sıkıntı olur. Çünkü kumla doldurmaktan zaman geçer. İnanılmaz kil üretebiliriz, doğrudur ama dediğim gibi bir sıkıntı oluşturabilir bu mesele. Galiba buraya aynı mesele, aynı türden gideceğiz çalışma alanımıza diye düşünüyorum. Şunu kazabiliriz şunun ikisini. Evet, burada iş görüyor, çok güzel. Atanmamış 6 kişi. Güzel. Bir oda daha inşa edelim. İleri dönük. Burada bir tasarım hatası var. Oksijen azalmış dışarıdan fark ettiyseniz. Yosun olmadığı için. Biliyorsunuz bunları yosuna çevirmiyoruz. Şöyle yapalım biz. Kum taşından bir zahmet. Evet. Bir zahmet. Bu bitsin ilk önce. Evet, oksijen burada takılıp kalıyor. Kalsın, sıkıntı da değil. Sudan geçmemeleri için ben merdiveni inşa ettim. Ben anlamadım bu işte. Hayır, ilk önce merdivenleri inşa etsin. Evet. Güzel. Mikrop kalmadı gene. Bunu devre dışı bırak, gerek yok buna. Çok güzel. Şurada da çalışma yapılabilir. Burada nasıl bir şey yapacağız? Buraya biz bir kapı inşa edelim. Şöyle. Fazla hava kaçırmayalım dışarı mümkünse. Evet. Evet, bakır getirebilirsiniz buraya. Daha burada çok işimiz var. 43.000'e çıktı lan. Bu ne be? Abi inanılmaz bir şey. 43.000. Biz burayı tamamen iptal edelim. Hiç gerek yok artık bunlara. Böylelikle arkadaşlar fazla zaman kaybetmeyiz burada sulama meselesinde. Tabi buradaki mikropla sıkıntı değil. %88 ölüş. Güzel. Evet. İyi. Buzdolabına konuyor mu? Aslında mümkünse bu buzdolabına kendiler konsa fena olmaz diyormuştum. Gıda zehirlenmesi nasıl oluyor ya? Nereden geliyor bu mikrop, onu anlamıyorum ben. Bilmiyorum. Belki de bu sistemi bağlamak lazım buraya. 620 aslında bağlanmak için imkan var. Neden olmasın? Bağlayalım mı lan? Evet, bağlayak. Ama bir şalter inşa etseydik. Dur, tam değil.
Şöyle yapalım. Evet, bir anahtar inşa ederim. Canım sıkıldığı zaman kapatırım. Büyük ihtimal gene bunlar buradan geçecek. Aslında suyu dökmeyi denesem olabilir. Dilerim bir zahmet. Şimdi 43.000 oksijen sorunu yok. Şablon getirsek nasıl? Aa, etkinleştir. Hasta mıyım lan ben? Ama istediğim gibi yok bir tane. Güzel. Buradaki suyu dökebiliriz istesek. Döksek mi onu düşünüyorum şu anda. Döksek mi? Ha, Claude'u seri sıkıntı yapacağım. Evet. Kirli okşan oldum, güzel yakalıyor. Klorun sağda olması üzüyor beni ya. Maalesef. Bir zahmet şöyle yapalım. Ya ıslak ayaklar oluşuyor ya. Bunu dökelim biz buradan. Güzel bir şekilde. Evet. Bunu buradan dökebilmek için tabii ki burada çalışma imkanı sunmak lazım, bu kesin. O nereye gidiyor öyle? Har oldu, ben öncelik olarak çiftçiliğe vermedik mi? Evet, neden burada iyi uğraşıyor? Anlamadım, sıkıntı yok. Evet, çok güzel bir şekilde stres düştü. Gün geçtikçe de azalıyor, bu çok güzel. Tuvalet sıkıntımız olma ihtimali yükseliyor. Biz kısa dönem bir tuvalet mi inşa etsek acaba, onu düşünüyorum. Galiba temizleme işine de birini yönlendireceğim. Yetenek, dur pardon, yanlış. Öncelik. Temizlemede iki kişi olacak. Cin işletmede ve temizlemede. Neyiz temizlemede ve araştırmada? Evet. Neyiz hemen getireceğiz. Bu programa. Teşekkürler. Evet. Tüy tutu aradı. Hadi getiriyorlar canım buzdolabına. Şimdi buraya şöyle inşa edelim. Bunlar tamamdır. Bunlar yıkılsın. Bir zahmet. Bunlar da böyle. Şöyle kazı yapalım buraya. Dur lan, buraya kazı yapmak yerine burayı biz yemekhaneye çevireceğiz. Evet. Oksijen çok burada. Kulak atar. Of of, oksijenin bolluğuna bak lan. Şuna bak. O zaman biz bunu %15'e getirerek böylelikle daha fazla enerji harcamayız, en azından kömür daha çok çoğalır. Yani güzel. Öyle devam gençler. Hadi bakalım. Güzel. Altıncı arkadaş getirebileceğiz. Burada düzeltmeye gitmek lazım. Bunu yedileyelim bir zahmet. Ya da niye ben yukarı doğru inşa ediyorum ki? Ben aslında içeriden inşa edebilirim. Güzel bir şekilde. Bu nasıl olacak? Çok basit. Şöyle bir merdiven inşa edelim. Volkan Kaya'dan. Evet, bu içeriden düzeltilebilir yani.
Evet, yeni bir yatak odası. Şimdi bu dönüşten sonra bir bakalım bakayım değişme ne var, nasıl bir değişim yaşıyoruz. Burada otomatik hasat yapılsın canım. Evet, şu anda burada 62 dönüş. Dönüşteki en son eksi 29'muş. Şu anki 62. 80 eksi 11. Büyük ihtimal kötü bir yerde bulundu da ondan. Evet. Şu mümkünse şunları gübreleyek biz. Şunlardan bir kurtulak, birçok gübre sahibi, tohum sahibiz. En azından döküntüden biraz dekor kaybına uğramayız. Evet, arada sırada aslında çiçek de inşa edebilir. Şöyle bir şey yapabiliriz mesela. Eşya. Şöyle 1, 2, 3. Evet. Güzel. Parktan geçerken de bana alıyorlar. Şimdi bir zahmet şunu kazalım. Bunu da kurtulalım. Yavaş yavaş balçık meselesine el atıyorum gördüğünüz gibi. Evet. Gene bura doluyor yavaş yavaş. Yani sıkıntı değil. Azalır da önemli olan kirli oksijendi. Vallahi çok kötü sıkıntı yaşayabildik. Şimdi burada nasıl bir sistem uygularız onu bilmiyorum. Şunu yıkalım biz burada. Ama dur, ulaşım aşağıdan olsun, ulaşım sıkıntı yok. Evet. Buraya ben duvar çekeceğim. Buradan güzel bir şekilde balıkçı yeri toplayacağız. Balıkçıya da hastalık tabii ki. Çürük yemek bitti. Sulama eksik. Yo, su var. Niye sulama eksik o zaman? Oğlum beni hasta mı etmeye çalışıyorsun? Sıkıntınız ne? Demon ne yapıyor? Yemek yemeye gidiyor. Sulama durumu ne? Hiç sıkıntı yok. Daha bu inşa edecek. Buradaki karbondioksidi güzel bir şekilde kendi adımıza alacağız. Evet, burada güzel bir şekilde su aşağı indi. Bilmiyorum değdim değmedi mi. Şöyle yapalım. İleri dönük bir zahmet. Evet, buradaki mikrop. Aha, anlıyorum. O zaman şöyle yapalım. Buradaki çalışma bir zahmet bitsin. Ve burayı da şöyle açalım. Evet, akış sağlansın. Tamamdır, güzel. Çalışma böyle devam geçti. Şunları yıkalım. Biri büyük ihtimal sıra sıklam olacak ama olsun. En azından biraz daha yeni açılır. İleride pompanın yeri de değişebilir. Sıkıntı yaşarsak. Ne yaptın sen ya? Zıplayamıyor mu oradan şimdi sen?
Gerizekalı az kalsın kendini öldürüyordu. Hastalandı, çok güzel. Ne kadar süre bu hastalık? Biraz süre hapşırma açlık. Birçok meslekte geri kalacak. Az sıkıntı değil canım. Alerjik tepki alıyor bazen bu. Yapacak bir şey yok. Oksijen durum ne? Of abi, burada inanılmaz oksijen var. Biraz base'in dışında sorun yaşadık. O da bitiyor. Evet. Düzel düzel dert etmeyin siz. Aslında otomatik taşıma sistemi inşa etsek ne güzel oldu değil mi? Mesela burada bunu böyle taşıyacak, götürecek diye taşıyıcı raylarına. Ama tabii bu yetenekte kendini geliştirmiş arkadaşımız var mı? Izgara yapma falan, bu ızgara yapma gelsin boşver. Bu aslında kendini geliştirebilir mekatronik mühendisliği. Nispet bu konuda kendini geliştirmez. Evet, 1. Dekor 1. Yetersiz bana göre aslında. Daha fazla dekor elinde edinmemiz lazım. Daha çok görev var. 34. Sıkıntı yok. Aslında birini daha getirebileceğimizi düşünüyorum. Tabi doğru düzgün bir şablon olursa temizlemesi daha güzel. Ama yaratıcılık yerine başka bir şey olsa daha mantıklı olabilirdi. Yaratıcılık konusunda temizlemeye gidebilir. Güç azaltılı, bu da iyi değil. Uyum yok. Sıkıntı istemiyorum. Bir zahmet. Güzel. Tabii alerji tepki bulaşıyor. Sıkıntı değil ama. Evet. Ben bunlar volkanik kayadan inşa edin dedim ama bu biraz saçma. Bunu kum taşından inşa edin mümkünse. Evet. Daha buna ulaşacağım ha. Mantar var 4800 yiyebileceğimiz abi, ne güzel. Burada kamış lifi var mı? Maalesef hiçbir yerde yok. Yapabilecek yok o zaman bir şey. Yetersiz oksijen üretimi olduğuna inanmıyorum. Gıda üretimi inanılmaz. Biri inanılmaz bayat. Süpür bunu. Çabuk. Buzdolabına koyun. Ben git hepsini süpür demedim ama. Arkadaş gitti hepsini süpürdü. Lan ne yaptınız oğlum? Soğutulsun ki buzdolabında en azından daha uzun dayanır. İnşallah ilk önce bayatını yersiniz. Hadi ama biri gelsin işi görsün. Ulan aç kalacaksınız hadi. Dönüş başına diyeyim %0 soğutulmuş diyor, yavaşlatıyor, güzel. Evet, en azından çürümez. Evet, bunu inşa etme için de gerekli kaynak lazım tabii ki. Bunu biraz bekleyeceğiz büyük ihtimal. Evet. Kamış lifi şu anda yok. Burada tüy çiçeği var. Buna ulaşmak için çaba gösterebiliriz. Burada da yosun var aslında. Bu tarafa oksijen gitmiyor bildiğime göre. Gidiyor. Kapı inşa edelim. Şuradaki yosunla uğraşmaya bakalım. Evet. İleriye dönük bir proje tabii ki bu. Bir zahmet. Evet, çok güzel.
Aynısından bir zahmet. Burayı inşa edin. Bu dekor depo onu sürecek. Buradan geçene bayağı bir dekor alacak. Gübreler, gübreler pardon. Gerek yok bunlara. Hı. 7 Bayatı mı yiyor? İnşallah bayatı yiyordur. Bayatı yemiş ilk önce. İyi güzel. Oh. Patlak kulak zalları halen oluşuyor burada. Burada inanılmaz karbondioksit var. Yani buna da bir bas dedik yani abi, abarttı iyice ha. İyi, bu daha çok boş durmuyor, basıyor gördüğünüz gibi. Aa, burayı da aslında buradaki işi de görsek iyi olur. Burayı kapatacağız çünkü. Evet. Ne oluyor burada, ben onu anlamıyorum. Burada çoğaltıyor mu, ne yapıyor anlamadım ki ben. Evet. Şimdi aynı işlemi buraya da göreceğiz. Bizim amacımız şöyle bir şey inşa etmek. Koku giderici de olacak tabii ki mevcut. Dibinde. Buradaki su ısısı çok güzel. İnanılmaz yeterli. Aslında daha bu işe girişecekti. Doğru düzgün bu işte bir ilerleme kaydetmedik. Evet, burada karbondioksit birikici düşüncesiyle biz burada ileride karbondioksit şöyle inşa edebiliriz. Zaten bu alan tamamen böyle kapanacak değil mi? Evet. Şunları iptal edelim bir. Soğutulmamış yiyecek nerede? Göster. Aydın, elektrik nereye gitti lan? Dur dur, elektrik nereye gitti? Hasta mısınız lan siz? Sıkıntı mı var? 18 ton var daha. Evet, dikkat, aman. Lütfen. Süpür bunu bir zahmet, götürürsün. Evet. İyi temizleme. İşler iyi gidiyor. Çok şükür. Burada kazalım bunu bir zahmet. Biraz burada da balçık yiyelim. Bak burada oluşup duruyor. Bundan kurtulmak lazım bir zaman sonra. Böyle kazacağım. Buradan ulaşıyor abi. O zaman biz şöyle de bir şey yapabiliriz. Koku giderici inşa edelim buraya. Aynı şekilde buraya şöyle de bir kapı inşa edilsin. Bir zahmet. Buradaki balçı yiyelim. Ne oldu, elektrik gitti mi burada? İnşa edelim mi bura? Hayır. Şöyle inşa edelim. Bu aslında bunu ben niye böyle inşa ediyorum ki? Bunu uzun süre düşünceli inşa etsek mantıklı olabilir. Fark etme, şimdi bile kalsa olmasa değiştiririz diyeceğim. Ben böyle düşünmüyorum, bu saçma. O kadar malzeme eklenmiş. Ay 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 ay. Sıkıntı değil. Evet, duvar içinde inşa etmek kararını verdim. Niye böyle inşa ettiğimizi anlamadım. Köprü lazım bize. Değil mi? Evet. Güzel. Evet arkadaşlar, yavaş yavaş sonu buluyoruz. Gördüğünüz gibi. Amacımız önümüzdeki bölüm burada balçıklardan kurtulmak falan. Evet, gördüğünüz gibi güzel çalışmalar yapıyoruz. Mikrop dağılımı hiç az. Benim amacım burada güzel bir şekilde şöyle içeri değil dalmak. Buradan güzel bir şekilde mikropla temizleyebilmek, bunu ileride genişletebilmek için.
Buraya kadar genişletmeyi düşünüyorum bunu. Evet. Aslında oynayasın var abi ya. Çok güzel oğlum. Ben yemin ediyorum bu oyunu oynamaktan çok zevk alıyorum şu anda. Ya sapıkça düşünmeyin bunu lütfen. Abi bunu kapat sen. Ben biliyorum neden enerji sıkıntı yaşadığımızı. Evet kapat hep sabahtan akşama kadar çalıştığı için bu şey. Yani iyi güzel yapıyorsun işini de abartma yani artık tamam. Yeter. Evet, yeter. Önümüzdeki bölüm görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.